Bursa'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Siyaset eliyle bir katliama karar verilmek üzere. Bu öyle bir katliam ki eşi benzeri yok. Türkiye'de ve belki de dünyada ilk kez bir milli park olarak koruma altına alınmasına neden olan ekolojik niteliklerine hala sahip olduğu halde milli park korumasından çıkartılarak daha büyük yağma ve talana açılmak isteniyor. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Uludağ Milli Parkı'nda kanunlara aykırı tesisler, projeler yapılmak istendi. Bunların birçoğu Bursa Barosu önceliğinde açılan davalarla engellendi. Kanunlardaki doğa koruma engelini aşmak için Uludağ Milli Parkı'nda 20 milyon metrekare Milli Park korumasından çıkartılıp Turizm Bakanlığı güdümünde alan başkanlığı sistemine devredilmesi için bir kanun teklifi hazırlandı. Alan başkanlığının sınırlarını Cumhurbaşkanı tarafından sınırsız olarak değiştirilebilecek, çıkartılmak istenen bu devasa alan tam da Uludağ'ı milli park yapan bitkilerin yaşam alanıdır. Bu ekokırıma dur demek için bugün burada toplandık. Biz doğaya yönelik katliamlar olmasın diye ekokırım sıçını kanunlarımıza eklemek için uğraşırken ne kadar çarpıcıdır ki AKP'li iki Bursa milletvekili Uludağ Milli Parkı'nda ekokırım yaratacak kanun teklifini Bursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 49 AKP milletvekilinin imzasıyla Turizm Komisyonu'na gönderildi. Kanun bütçe gibi en önemli görüşmeleri bile önüne geçirilerek hızla yasalaştırılmak isteniyor. Kanun teklifi yasalaşırsa başka hiçbir yerde bu olmayan, yalnızca Uludağ Milli Parkı'nda yaşayan 32 farklı tür bitki yok edilme tehlikesiyle yüz yüze kalacak. Milli parklar tüm dünyada kendi doğallığına bırakılan alanlardır. Yasalarla korunur ve insan müdahalesine kesinlikle izin verilmez. Dünya ülkelerinde sahip oldukları milli parklar bu koruma altında alanların yüz ölçümü oranları dünyada %6, Avrupa'da %11,5 ve bazı Avrupa ülkelerinde %25 düzeyinde olmasına rağmen Türkiye'de milli park oranı yalnızca %1'dir. Bu kadar az miktarda milli parka sahip olmamıza rağmen Türkiye'de milli parklarımız gerektiği gibi korunmamakta ısrarla kamu kanunu ve açık ihlal eden planlar, projeler ve kanunlar uygulamaya alınmak istenmektedir. Uludağ Talan Başkanlığı'na gerekçe olarak tamamen uydurma ve yanlış bir söylem üretildi. 20 yıl boyunca AKP'li siyasetçiler Uludağ'ın çok elden yönetildiği yalanını söyledi. Bu yalan şimdi de Uludağ Alan Başkanlığı'nın kanun teklifinde gerekçe olarak gösterildi. Uludağ Milli Parkı'nın tek bir sahibi vardır. O da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü'dür. Milli Parklar Kanunu ile korunan alanlarda Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin alınmadan hiçbir şey yapılamaz. Uludağ yerleşim yeri değil, doğal alandı. AKP hükümeti korumaya muhtaç endemik çiçekleri umursamadan Uludağ'ı turistik yerleşim alanına çevirmek istemektedir. İşte tam da bu nedenle Uludağ'da AKP iktidarlarının yapmak istediği bu talan hep gelip Milli Parklar Kanunu'na çarptığı için Milli Park'tan kurtulmak isteniyor. Dünyadaki kış sporu merkezlerinde oteller dağın tepesinde değildir. Milli Parklar Kanunu'na aykırı üretilmiş Uludağ'daki otelleri aşağı indirmek için geçmişte projeler de yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Uludağ'da bulunan otel ve konaklama tesislerini Işıklar Askeri Lise Okulu'nun bulunduğu alana indirmek için planlar geliştirdi. Ancak bu planlar kapalı kapılar ardında görüşmeler sonucu derhal durduruldu ve unutturulmaya çalışıldı. İklim krizinin nedeniyle Uludağ'da kış sporu yapmak giderek zorlaşıyor. Gelecek 10 yıl içinde Uludağ'da kış kayak turizmi tamamen bitebilir.
Ancak buna rağmen AKP hükümeti Uludağ'da daha fazla tesis, otel yapmak için alan başkanlığı kanununu gündemine getirdi. Oysa ki dünya ülkeleri milli parkları gözü gibi koyup ziyaretçi sayısını bile sınırlarlar. Onların ekolojik milli parklarında otel, konaklama tesisi yoktur. Çok az sayıda birkaç ana gereksinimi karşılayacak temelsiz yapılar yapılardan başka hiçbir tesisle yapı bulunmaz. Gece konaklamak isteyen ziyaretçiler yalnızca belirli yerde kendi çadırlarında konaklayabilirler. Bunlardan farklı olarak Uludağ Milli Parkı'nda temel sorun Milli Parklar Kanunu'na aykırı yapılmış oteller ve dinlenme tesisleri, kafeteryalar ve satış birimleridir. Uludağ Milli Parkı özellikle kış aylarında kaldır üstü zengin sınıfın yoğun ziyaretçi baskısının altına girer. Bu baskıyla birlikte Uludağ'ın zirvesine en yakın bölgede hava ve su kirletilerek milli parklara aykırı iş ve işlemler yapılır. Oteller kanalizasyon atıklarıyla kirletilen Kaplıkaya Deresi'nden su alan Büski Şebeke İstasyonu geçmişte kirlilik nedeniyle kapatılmak zorunda bırakıldı. Şimdi kamu kaynakları gereksiz yere harcanarak Uludağ'da kanalizasyon projesi yapılmak isteniyor. Uludağ'daki tesislerin kanunlara ve milli parka aykırı bu duruma rağmen otellerin süresiz olan 49 yıllık kullanım izni birkaç yıl önce yenilendi. Bu AKP hükümetinin doğal varlığı gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir kadim ilkeyi hiç önemsemediğinin açık kanıtıdır. Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi AKP'nin Uludağ'ı Davos yapma hayalinin son ürünüdür. AKP hükümetlerinin Uludağ Milli Parkı'nda çok sayıda korunan alan üzerinde yapılaşma içeren plan değişikliği ve turizm alanı ilan etme gibi talan girişimleri Bursa Barosu'nun öncülüğünde açılan 20'ye yakın davada iptal edildi. AKP bu yapamadıklarını ve daha büyüğünü Sayıştay denetiminden muaf talan başkanlığını devreye alarak doğal koruma engelini ortadan kaldırmak istiyor. Uludağ Milli Parkı'nda Milli Park sınırlarından çıkartılmak istenen 20 milyon metrekare alan tam da endemik çiçeklerin, bitkilerin yaşadıkları oteller bölgesi ve doğuya doğru oteller bölgesinin 3 katı hiç bozulmamış milli park ve doğal sit alanını kapsamaktadır. Alanın sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirebileceği öngörüldüğü için talanın boyutu gelecekte de sınırsız artabilecektir. Uludağ Milli Parkı 32 tür endemiki, 169 tür Türkiye endemiği bitki çeşidini korumak için 1961 yılında Milli Park ilan edildi. Milli Parklar Kanunu'nun 14. maddesi çok net olarak şöyle hükmeder. Madde 14, bu kanun kapsamına giren yerlerde tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz. Yaban hayatı tahrip edilemez. Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan ve olabilecek her türlü müdahaleleriyle toprak, su, hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz. Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünlerinin üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz. Yürürlükteki Milli Parklar Kanunu'na göre Uludağ Alan Başkanlığı teklifine imza atan AKP milletvekilleri meclise sundukları kanun tasarısıyla suç işlemektedirler. Kanun tasarısının hiçbir yerinde koruma altına alınan endemik çiçeklerden bahsedilmemektedir. Sanki bu endemik türler eko kırıma açılmak istenen bu 20 milyon metrekare alan içinde hiç yokmuş gibi gerçeği gizleyen yoz bir kanun teklifi hazırladılar. Alan başkanlığı sistemi daha önce Gelibolu ve Göreme Milli Parklarında denendi. Alan başkanlarının sınır tanımayan kestiği kestik tutumu rahatsız edici boyutlara ulaştı. Uludağ gibi ekolojik olmasa bile tarihsel önemi nedeniyle
geçmişte milli park ilan edilen Göreme Milli Parkı 2019 Ekim'inde Kapadokya Alan Başkanlığı'na devredildikten sonra milli parklardan devralınan personel baskı ve mobbinge uğratılarak 15 uzman personel istifa etmek zorunda bırakıldı. Ardından kapasitel memur alım sınav başarısı olmayan mülakatsız personel alımı yapıldı. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında tüm tepkilere kulak tıkandı ve peri bacalarına zarar verilerek gereksiz bir yol inşaatı yapıldı. Tüm bu nedenlerden dolayı Uludağ Alan Başkanlığı teklifi geri çekilmelidir. Uludağ Milli Park olarak kalmalıdır. Uludağ'dan elini çek, Uludağ Talan Başkanlığı'na hayır. Bursa Çevre Platformu. Yılından beri araştırmalar yaptığımız bir dağ. Ve bugün itibariyle biliyoruz ki orada 1300 bitki türü yaşıyor. 1300 bitki türünün 32'si dünyada sadece Uludağ'da, bunun dışında 140 Türkiye endemiği, yani yine dünyada sadece Türkiye'de yaşayan toplam çok sayıda endemik türe ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında bu türlerin en çok bulunduğu, yayılış gösterdiği alanlar tamamen taşlık, kayalık, açık alanlardır. Biz 900, 2000, 2500 metre aralarında yayılışları vardır. Ve bu bölgede dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan 3 bitki türü yaşamakta. Ayrıca Avrupa ölçeğinde nesli tehlike altında olan 54 bitki türü yaşamaktadır. Ayrıca Uludağ kurbağası olarak dünyaya tanıtılmış olan kurbağa ile Barani Engerek Yılanı'nın da yaşam alanı bu yüksek kayalık, taşlık, açık alanlardır. Dolayısıyla yapılacak bu uygulamanın buradaki hem bitki hem hayvan canlılığını ortadan kaldırması %100 görülmektedir. Böyle bir uygulama Uludağ'da yapılamaz, yapılmamalıdır ve bütün Bursa halkı da Uludağ'a sahip çıkarak bu büyük zenginliği torunlarına, çocuklarına, gelecek kuşaklara aktarmak durumundadır. Teşekkür ediyorum. Pek çok kararımız elimizde olduğu halde bunu uygulamamak için uğraşan idare şimdi tüm kontrolü alan başkanlığı altında kendi eline almak istiyor. Üstelik 20 yıldır iktidarda olan bu arkadaşlar bu bakanlığa sahipken, bu Milli Parklar Genel Müdürlüğü kendi atıyorken bütün kontrolü, yetersiz gördükleri bütün kontrolü eline almak istiyorlar. Bu düzenleme tümüyle bu alanın talanını açıktır. Dün mecliste yapılan komisyon toplantısı sırasında otelcilerin temsilcileri de söz aldılar. Çatılarını bile aktaramamaktan yakındılar. Tamamen gerçeğe aykırı. Bursa içindeki yaşadıkları rahatlığı Uludağ'da da yaşamak isteyen yatırımcılar sebebiyle oluşan bu kanun teklifinin tümüyle karşısında olmak gerekir. Kaldı ki ola ki bu kanun teklifi yasalaşırsa buna karşı hukuki mücadelenin yürütülmesi adına hukukçu arkadaşlarımız da Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilecek yeterlilikteki siyasi partilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sonrası da getirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Şu anda baskın şekilde oy çokluğuyla belki komisyondan, belki meclisten geçecek ama bu mücadeleyi geri durdurmamalı, kaybettik denmemeli. Uzun yıllar, uzun zamanda alsa bu sıkıntı ortadan kaldırılması için hukuki yollara da başvurulması gerektiği düşüncesindeyiz. Tabii ki Bursa Barosu olarak da bu çalışmada yer alacağız. Bunda kimsenin tereddütü olmasın. Uzun yıllardır zaten bu mücadeleyi benim abilerim, arkadaşlarım da hukukçu olarak yürütmüştür. O sebeple umutsuzluğa kapılmadan ısrarla karşı çıkmak durumundayız. Teşekkür ederim.